Burada koskoca bir köy var. Bu kadar insan yaşıyor yani yıllardır da burada. Burayı kim kullanıyor? Bu tarla kimin? Burayı kim imar etmiş? Buradaki ev kimin? Üzerindeki ev kimin? Armut ağacı kimin neyse? Elma kimin? Bunları tek tek yazıp tespit etmeden, tutanaklar tutulmadan, tapuya işlenmeden burada milli emlakın bir iş yapması mümkün değil. Biz şu anda hiçbir şey yapamayız. Bekleyeceğiz. Kullanıcılar tek tek tespit edilecek. Tapuya tespit edilecek. Ada parsel yüz ölçümü belirlenecek. Ondan sonra milli emlak devreye girecek. Hak sahiplerine satılacak. Hak sahibi almak istemiyorsa kendisi bilir. O zaman hakkını başkasına devredebilir. Şimdi ben tapulu yerimi benim elimden kim alabilir? Kimse alamaz. Ya, tapu yapılacak ama. Yapıldığı zaman. Ya bunu söyledim bak. Yani tapu varsa genel müdürlüğü bunun özel sektörü ya. İsmim Ömer Kahraman, Orman İşletme Müdürü Seydi Kemer. Şimdi biliyorsunuz devletimizin tanıdığı bir imkan var, İmar Barışı. İmar Barışı ile ilgili arkadaşlarımızın bize başvuruları, daha doğrusu başvuruları oluyor. Bu başvurularının sonucunda da elektrik idaresine gidiyorlar. Diyorlar ki biz İmar Barışı'mıza başvurumuzu yaptık, elektriğimizi bağlatmak istiyoruz. Ve bize geliyorlar, biz her gün bunun evrakını tanzim ediyoruz. Eğer ormanın dışındaysa, yer 2B ise diyoruz ki burası orman dışındadır, bizimle bir alakası yoktur, elektriği bağlatabilir diyoruz, yazı veriyoruz kendilerine. Şu an yapı kullanım belgesiyle herkes evine elektrik aboneliğini çok rahat alabiliyor. Bu nedir? Bu devletin buraya size ait olduğunu gösterdiği zaten en büyük göstergelerden biridir. Kimse kalkıp da sizin evinizi, damınızı yıkıp buraya tavuk çiftliği şunu yapamaz. Yani bir şey söz konusu değildir. Tamam, orman açısından bir sıkıntımız zaten yok. Onu herkes biliyor. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Devletin biliyorsunuz işleyişinde iki beyler de anında oldu. Kanun çıkalı çok oldu. Ama yıllara sari bir şekilde devam ederek geldi. Tahmin ederim bu da çok yakın zamanda sonuçlanacaktır. Yani ben hak kaybımız olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Bunun dışında kalan yerlerin 2B'ye çıkarılması söz konusu değil şimdiki kanunlar çerçevesinde. Ancak biz ormancılar, öyle diyeyim, teşkilatımız vatandaşımızla o kadar iç içeyiz ki eğer gerekiyorsa daha sonra açılmış bu tip yerler var ise normal şartlarda şikayete konu olduğunda buralarda işte zabıttı vesaire o tip şeyler olurdu eskiden. Ancak son yıllarda yapılan uygulamalarda buraları gelir getirici ağaçlandırma adı altında ağaçlandırıp kura yoluyla buradaki vatandaşlara tekrar dağıtıyoruz. Bunu en son bakanımız Muğla'ya geldiğinde izah etti, açıkladı. Genel müdürümüz de sözünü verdi. Biz bunları böyle yapıyoruz zaten. Bilmiş olun. Yani bunlar konusunda da elimizden gelen çözüm yapıyoruz. Tapuyu veremiyoruz ancak diyoruz ki buralarda 80'den sonra açılmış bu tip yerlerde ağaçlandırma gelir getirici zeytindi, işte duttu vesaire türleri dikerek bunlardan bu ürünleri toplamanızı sağlayarak bunları bakım karşılığı sizlere devredebiliyoruz. Bu konuda da bir çalışma yapabiliriz. 2019 yılı programına alındı. Bildiğimiz kadarıyla ancak ihalesi yapılmadı. Hani bunun ihalesi ne zaman yapılabilir? İşte Nisan ayında olur, Temmuz ayında olur, Ağustos ayında olur, Eylül ayında olur. Ama kadar yani ihalesi yapılmış değil. Ya bunun programa alındığını söylenildi, acele olduğu söylenildi. Vatandaşın bu işte yani acele ettiği. Hayır. Yani kadastro gelip çalışma yapmadı henüz burada. Kadastro yolu müdürü gönderdi. Milli Emlak Müdürümüzü gönderdi. İşte Seydi Kemal müdürümüz geldi. Burada sizlere aydınlatmak için geldik. Ama ben şimdi gördüm ki sadece yer tespiti yapacak, hak sahiplerine verecek. 2019'da olmaz, 2020'de olur, 2021'de olur falan diyor arkadaşlar. Ben bu işin takipçisi olacağım. 2019'da Allah nasip ederse şu kahvenin Bayırköy'ün muhtarlığı oraya bu hak sahiplerinin askısını atacağım. Bunun sözünü burada veriyorum. Benim burada
Bu arkadaşım dedi ki siz bir konuşun dedi. Onun için konuşuyorum. Bu askeri astırmasam beni bu köye bir daha getirmeyin. Tamam. Tamam. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir tane yatırımcı arkadaşımız geldi. Bakın size 5 dakika bilgilendirme yapacak. Dağılmazsanız, güzel bir şey dinlerseniz, bir yatırımcımız var burada. İnşallah bunu da yine siyasetçilerle, orman müdürümüzle çözeceğimiz bir mesele.